38. bölüm. Kutuplardan makamı Muhammed'e ulaşanların ve ulaşmayanların bilinmesi. Hazreti Peygamber'in şöyle söylediği bildirilmiş. Risalet, nübüvvet ve velayet mevzu. Kuşkusuz risalet ve peygamberlik bitmiştir. Benden sonra artık ne Resul ne peygamber vardır buyuruyor Resul Efendimiz. Bu hadis benden sonra Nebi ve Resul yoktur hadisi. Velilerin acısını tattıkları en şiddetli ifadelerden biridir. Veliler bundan acı tadarlar. Neden? Hadis insan ile Tanrı'ya kulluk arasındaki bağı koparır. İnsan ile en yetkin kulluk arasındaki vuslat bağı koptuğunda insan ile Allah arasındaki bağ da kopar. Çünkü kul kendisini Hakk'a kulluğun dışına çıkaran şeyler ölçüsünde efendisine yaklaşmakta eksik kalır. Eğer kul kulluğundan ne derece eksiklik varsa efendisine yaklaşmakta da o derece eksik kalır diyor. Kulluğunu ne derece layıkıyla dört dörtlük yaparsa işte efendisine de o derece yakın olmuş olur. Çünkü kul Rabbi ile isimlerinde çatışır. Kul Rabbi ile isimlerinde çatışır. Çatışmanın esası ise isimlenmedir. Allah bizim hakkımızda peygamberlikten sonra El-Veli ismini bırakmıştır. O da Allah'ın isimlerinden biridir. Bu isim Allah'ın peygamberinden çıkarıp ve yine ona giydirip onu kul ve resul diye isimlendirdiği isimdir. Allah'a resul ismi yaraşmaz. Binaenaleyh El-Veli ismi kulluğun özelliklerinden biridir. Bu ismin verilmesinin nedeni risaletin varlığıdır. Risalet ise kesilmiştir. Son peygamberle birlikte risalet kesilmiştir. Böylece risalet kalktığı için bu ismin Allah'tan olması bakımından hükmü de kalkmıştır. Hazreti Peygamber ümmetinde bu kaseyi yudumlayacak kimseler olduğunu, onların içlerinde yaşadıkları acıyı bilmiş. Bu nedenle onlara acıyarak abidul abid yani kulun kulu olabilmeleri için onlara bundan bir pay vermiştir. Bu bağlamda sahabesine şöyle demiştir Resulullah Efendimiz. Burada bulunan bulunmayana tebliğ etsin. Burada bulunan bulunmayana tebliğ etsin. Böylelikle Allah kendisine tebliği emrettiği gibi onlara da tebliğ emrini vermiş ve kullara özgü elçiler ismi verilmiştir. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah sözümü duyup ezberleyen ve duyduğu gibi ulaştırana merhamet etsin. Allah sözümü duyup ezberleyen ve duyduğu gibi ulaştırana merhamet etsin. Duyduğu gibi harfi harfine demektir. Duyduğu gibi harfi harfine değiştirmeden. Bu ise ancak Kur'an veya hadisten bir vahyi lafzıyla ulaştıran için mümkündür. Bu imkan sadece Kur'an lafızları ve hadisçiler gibi vahyi aktaranlar için gerçekleşir. Süfyan es-Servi ve başkalarının düşündüğü gibi fakihler veya hadisi anlamıyla nakleden kimselerin bu konuda bir pay veya nasibi yoktur. Bakın şimdi burada şunu dile getiriyor. Resulullah Efendimiz'in sözünü duyduğu gibi harfi harfine aktarmayı kastetmekte Resulullah Efendimiz. Resulullah Efendimiz'in o sözündeki manayı aktaran bu zümreye girmez diyor. Bu işte bu manayı Süfyan es-Servi de bu şekilde yani o hadis ne manaya geliyordu? Neyi kastetti Resulullah Efendimiz? Manaya girdiğin zaman o zaman duyduğu gibi aktaran hükmüne girmemiş olursun diyor. Mana olayı ayrı bir olay. Onu belirtiyor. Süfyan es-Servi ve başkalarının düşündüğü gibi fakihler veya hadisi anlamıyla nakleden kimselere bu konuda bir pay veya nasibi yoktur. Yani duyduğun gibi harf harfine aktarmayıp da manasının ne demek olduğunu anlatmak olayı başka bir olay demek istiyor. Oysa ki Resulullah Efendimiz hani Allah merhamet etsin dediği zümre kim? Duyduğu gibi harf harfine aktaran. Benden duyduğu hadisi harf harfine aktarana Allah merhamet etsin buyurmakta. Çünkü bu şimdi anlamlar kişilerin anlayışına göre değişir. Anlayış ve idraki daha yüksek olan bir insan daha farklı manalar çıkarabilir o hadisi şeriften. Dolayısıyla duyulduğu gibi aktarılması neticesinde bu hadis kime ulaştıysa onun Allah hakkındaki ilmi, ilmi birikimi, idraki ne nispetteyse o zaten oradan süzecek, o manasını alacak. Oysa ki o hadisi duyduğunda o hadisin ne manaya geldiğini aktarmış olsaydı insanlar, bu sefer sadece insanlar sadece o aktarılan manada kısıtlı kalacaktı. Başka manalara bakamayacaktı. Bakış açıları kapatılmış olacaktı. Bu hadis bu manaya geldi demekle. Öyle değil mi? Bu durumda o kapı açık tutuluyor. Yani duyduğu gibi aktarıldığı zaman, Resulullah Efendimiz'in sözü duyulduğu gibi aktarıldığı zaman onu her duyan ilmi nispetinde, Allah'ı tanıma nispetinde, idraki nispetinde değişik manalar alır oradan.
bu hakikati korumak için de Resulullah Efendimiz bu sözü söylemiş işte. Duyduğu gibi aktarana Allah merhamet etsin. Bize anladığını nakleden ise kendisinin elçisidir. Yani hadisten anladığını nakleden kişi Resulullah Efendimiz'in elçisi olmuyor. Kendisinin elçisi. Yani kendi anladığı anlamı aktarmış oluyor. Bakın mana ne kadar derin. O kıyamet günü duyduğu şekilde vahyi ulaştıran ve risaleti yerine getirenler ile birlikte haşredilmez bu kimse. Yani manayı aktaran kimse kıyamette vahyi duyduğu gibi aynı şekilde harfi harfine aktaran kimseler gibi haşredilmez. Onlara Allahu Teala'nın rahmet etmesi için, merhamet etmesi için Peygamber Efendimiz'in duası var. Duyduğu gibi aktaranlara. Onun içindir herhalde işte bakın kitaplarda yazılır Resulullah Efendimiz'den gelen hadisi şeriflerin ravi zinciriyle birlikte harfi harfine, kelime kelimesine ne şekilde duyduysalar o şekilde zikretmeye çalışmışlar Resulullah Efendimiz'den. Bunun için önemli yani hadisin Peygamber Efendimiz'den duyulduğu harfi harfine nakledilmesi mevzu. Halbuki Kur'an hafızı ve Hazreti Peygamber'in hadislerini lafzen aktaran kimseler peygamberlerin safında haşredilecektir. Kur'an hafızları ve Hazreti Peygamber'in hadislerini aynen harfi harfine lafzen aktaran kimseler peygamberlerin safında haşredileceklerdir kıyamet günü. Sahabe vahyi lafzıyla naklettiklerinde Allah'ın elçilerinin elçileri yani sonraki nesil olan tabiun ise sahabenin elçileridir. Bu durumda sahabe Resulullah Efendimiz'den duyduğu sözü harfiyen naklettiğinde ne olmuş oluyor? Allah'ın elçisinin elçisi olmuş oluyor. Allah'ın elçisi Resulullah Efendimiz'dir. Allah'ın elçisinin elçisi Resulullah Efendimiz'in sözünü aktaran kişi olmuş oluyor. Tabiun elçisinin elçisinin elçisi oluyor bu sefer. Böylece iş nesilden nesile kıyamete kadar sürer. Bize tebliğ edene Allah'ın elçisi diyebileceğimiz gibi o kişiyi kendisinden aktardığı kişiye de izafe edebiliriz. Rivayette vasıtaların düşmesini onayladık. Çünkü Hazreti Peygamber de kendisine Allah'ın meleği olan Cebrail vahyi getirdiği halde ona Cebrail'in elçisi değil Allah'ın elçisi diyoruz. Öyle değil mi? Resulullah Efendimiz'e Allah'ın elçisi diyoruz. Halbuki birçok vahyi Cebrail aleyhisselam getirmişti. Cebrail'in elçisi demiyoruz diyor. Allah'ın elçisi diyoruz. O zaman işte Resulullah Efendimiz'den silsile yoluyla aktarılıp gelen hadisleri bizi günümüze kadar gelenlerin aktarması neticesinde de onlara Resulullah Efendimiz'in elçileri hükmünde bakılabilir. İşte veli kullar. Allah şöyle buyurur. Muhammed Allah'ın elçisidir ayette. Başka bir ayette ise Muhammed sizden birinin babası değil Allah'ın peygamberidir buyurulmuştur. Başka bir ayette ise Ruhul Emin onun senin kalbine indirmiştir. Onu senin kalbine indirmiştir demiş. Bununla birlikte Allah onu sadece kendisine izafe etmiştir. Kulluktan onlar için kalan şey bu kadarıdır ve bu Allah'ın onlara ihsan ettiği büyük bir iyiliktir. Bir şahıs kesintisiz bir isnatla onu aktarmazsa bu makama sahip olamaz. Onun kokusunu duyamaz. Böyle biri El-Veli isminde hak ile tartışan velilerden biri olur. Bu kulluktaki eksikliği bu isim ölçüsündedir. Bu nedenle ona veli yerine muhaddes, kendisine hadis söylenen hadisçi demek daha yerinde olur. Çünkü Hazreti Peygamber'den sonra peygamberlik makamına ancak açıkladığımız ölçüde ulaşılabilir. Allah'ın bizim için bıraktığı kısım budur. Peygamberlerin sahip olduğu kulluğun üstün makamı öğrenmiş olduğu gibi vahiy rivayet ederek taşıyanların değeri de buradan öğrenilir. Bu nedenle kapının kapanması bize ağır gelmiştir. İşte bunun için bu kapının kapanması, risalet kapısı kapanması bize ağır gelmiştir diyor. İşte kime? Ehlullah'ın büyüklerine. Allah'ın bizi sahip olmamız gereken özel kulluk halinden çıkardığını anlamış olduk. Nübüvvete gelince kuşkusuz daha önce onu efradın ki onlar süvarilerdir bilinmesi bölümünde açıklamıştık.